Ali Turhan, Amerika, Rusya, Türkiye satrancı. İntikam yemini edildi. Yapmaya çalıştıkları garip icraatlara bakılırsa örgütlenmiş bir Amerikan gölgesi dünyayı kaosa doğru sürüklüyor. Küreselci politikalardan vazgeçip, ulusalcı politikalarını devreye sokup, bir nevi gelecek başkanın karakterine göre ülkeyi yeniden dizayn ediyorlar. Bu doğrultuda ısrar ettikleri harekat tarzıyla bölgeden uzaklaşıyor, yalnızlaşıyor ve İran, Rusya, Türkiye'yi beraber kaybediyor. Derin Amerika ise bu işi bilerek kasten ve sonuçlarını görerek yapıyor. Bu süreci yönetirlerken de Suriye harcamalarının geriye dönüşünü garanti edemedikleri bahanesini masanın üstünde tutuyorlar. NATO ve AB bu neokonlar ortaklık yaptığı sürece coğrafyamızın kan revan olması kaçınılmaz. Tirkinin 40 oyununun 39'u tavuk için olurmuş. Başlıyoruz. vatan nerede emrettiyse orada ölürüz ve biz ancak ve ancak vatan için ölürüz. Çok kısa zamanda düşmanlarımız bizimle dost olmak için sıraya girecekler. Soğuk cehennem. Bu Kayseri hava indirme taburu Zincirdere'nin meşhur lakabıdır. Benim de 18 ayımı geçirdiğim meşhur askeri bölge. Tarihinde bir kere taciz atışı ve düşman hareketi görmeyen birlik. Son 20 senenin doğuda terörle mücadele eden en önemli taburu yani mavi bereli yiğitler silahları varken karşılarına çıkmayan düşman onları silahsız yakalayınca fitili ateşledi. Bazı kardeşlerimiz aramızdan bu sebeple ayrıldı. Hüznümüz yüreğimizde, öfkemiz elimizde ama ateş şehit ailelerimizin evinde. Dostlar bugün birbirini aradı, komutanlarla irtibata geçildi. Buradan duyurmuş olayım. Köşk Kışla ve Zincirdere askeri birlikleri içtima alanlarında toplandı ve intikam yemini ettiler. Bu ne demek diyeceksiniz? Şöyle ki, Doğu'nun en tecrübeli ve en seçkin askerleri vatan borcu için gittikleri askeriye de bundan sonra ikinci bir gaye ile yaşayacak demektir. Bu birlik daha önce 33 askerimizi katlettiklerinde yemin etmişti. Eğitimi biten birçok asker gönüllü olarak doğuya sadece bu sebepten gitti. Yani bu birliğe düşen her asker dökülen kanın ardını takip eder, intikamını güder demektir. Çarşı iznine giden her asker soğuk cehennemden sıcak cennete diye çıkar birliğinden. Şimdi hiç kimse doğu sevkiyatları başlayana kadar çarşıya çıkmaz. En az 3 ay demektir. Daha sonra da bu duygu yoğunluğuyla sınır operasyonlarına gidecekler. Yani artık soğuk cehennem bölücü örgütün olduğu her yer ve intikamını alacak olan 22 yaşındaki oğlu Er devam edelim. Sistematik terörizmi hayatımıza sokanların son hamlesi de 22 yaşında Dün gece dünya gündemine oturacak dalgalandırıcı bir eylem gerçekleştiren kullanışlı aptal Rusya Federasyonu'nun büyük elçisini çağdaş sanatlar sergisinde hiç de çağdaş olmayan bir şekilde katletti. Sıkanın kim olduğu bulunmuşken sıktıranın elinde bir çiçekle geleceğinden hiç kuşkumuz yok. Reis olay daha sıcakken Putin'i aradı beraber ekip kurma kararı verdiler. Ortak soruşturma komisyonu kuruldu tüm diplomatlar güvence altına alındı. Kim ne oyun kurmaya çalışıyorsa artık bu taraftaki cepheyi de görmüş olacaklar. İki ülkede kışkırtma olduğunu düşünüyor. Yani siz bu ilişkileri bozamazsınız demek oluyor. Amaçları Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak olan derin karanlık tüm gücüyle basıyor. Eksik kalmayın, yedi düvelle gelin nafile başaramayacaksınız. Türkiye'nin kenetlenmesinden, bir araya toplanmasından, milli birlik olmasından rahatsız olan NATO'cular, FETÖ'cüler, Amerikancılar, mandacılar, politikacılar öncelikle bilmelisiniz ki hiçbir Türk evindeki misafiri hem de sırtından vurmaz. Diplomatik koruma altında olan bir şahsı elini kolunu sallayarak girip vuracak cinnet halinde olmaz. Terörü ve teröristi kullanan sizler elbet bu ateş sizi de yakacak. Çok kısa zaman sonra nokta operasyonlar olacak. Siz de taşeronlarınızı, savaş çıkaran silah tüccarlarınızı, Müslümanları katleden küresel para baronlarınızı tuhaf sorunlar yaşadıkları için kapınızda ağlar halde bulacaksınız. Mahkumun ikilemine düştüğünüzde 100 yıldır yürüttüğünüz projenin sonuna geldiğinizi göreceksiniz nokta demişken hemen bize meydan okuyan kullanışlı andavallara sesleniyorum artık bir kısmınız gece uyuyup sabah uyanamayacak her hafta uğradıkları restoranlara uğrayamayacak hafta sonu gittikleri Paris'te olamayacak golf oynadıkları kulüplere gelemeyecek yani bir anda sizden haber alınamaz olacak çok şanslıysanız bakacaksınız ki Türkiye'ye doğru gelen bir uçaktasınız ama dua edin ki hayattasınız son olarak bizi ermeni örgüt asala gibi görüp ülkemizde diplomat katleden zat-ı şahaneler, biz asalayı yurt dışında bitiren, istediği gibi harekat yapabilen, hileye ihtiyaç duymadan size gelebilen asil bir milletiz. Ve siz bizi şehit ederek bitiremezsiniz. Çünkü biz bir ölür bin diriliriz. Saygılarımla. Ali Turhan, seslimakale.com